Kabinede gece yarısı sürpriz bir görevden alma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden görevden aldığı tartışılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevi yardımcısı Adil Kara İsmailoğlu'na devretti. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ilk görev değişikliği gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Yerine yardımcısı Adil Kara İsmailoğlu getirildi. Tek kişilik o sürpriz değişiklik gece geç saatlerde duyuruldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanırken bakanlıkta da devir teslim töreni vardı. Biz ondan kopmayacağız. Biz ondan memnunuz. İnşallah bundan sonra da ilişkilerimiz hep seviyeli bir şekilde devam edecek. Hizmet kervanı durmayacak, devam edecek. Tam da Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken ve ulaştırma alanında kritik ek tedbirleri açıkladıktan hemen sonra yaptı Cumhurbaşkanı o görevden almayı. Turhan'ın devir teslim töreninde salgına ilişkin sözleri dikkat çekiciydi. Bizim bakanlığımız da bu süreç içerisinde gerek yurt içi gerekse yurt dışı ulaşımda faaliyetlerini düzenlemiş ve yönetmiştir. Bu görevi bırakırken Sayın Bakanımızın hoşgörüsüne sığınarak bu ifadeleri sizlerle paylaşma gereği duydum. Bir gün önce gerçekleşen Kanal İstanbul ihalesi de polemik konusu olmuştu. İhale salgınla aynı döneme denk geldiği için eleştirilmiş, CHP'den tepki sesleri yükselmişti. Krizden istifade ederek bu ortamda kazma vurmaya hazırlanıyor. Mehmet Cahit Turhan'ın yerine getirilen hemşehrisi Trabzonlu Bakan Yardımcısı Adil Kara İsmailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki genel sekreterlik görevinden istifa etmişti. Gelen her şeyi yapacağız.